Resulina salavat. Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Dersten <laughs> evvel bir iki cümle hatırlatma yapalım. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam sohbetten evvel namaza, farza başlamadan evvel her daim hem namazın da sohbetin fazileti, hem de ibadetlerin ve nasihatlerin kalplere ve gönüllere müessiriyeti açısından bir vaziyet. Cemaati müteyakkız tutma, saf düzenine sokma, sohbet dinlerken nelere dikkat etmek lazım, evrat ve eşkarda nelere dikkat etmek lazım, İslamiyet'te tarifi olmayan izahı olmayan, at yapısı olmayan, ayakları sağlam yere basmayan hiçbir şey yok. Çürük hiçbir şey yok bizim dinimizde. Yeter ki biz dinimizi bilelim. Kardeş katlinden, dört evlilikten, cariye köle meselelerinden tutun, miraç meselelerine kadar. Devlet idaresinden tutun, siyaset kaide ve kurallarına kadar bir abdest almaktan yemek yeme adabından tutun diplomasiye kadar her ne varsa en güzeli en mükemmeli semavidir vahya istinad eder kitaplara müstenittir bütün kemalatın bütün güzelliklerin bütün hakikatların hakikatların menbaı ve kaynağı arz değildir semadır maddi nimetler de böyledir Yağmur yağmasa denizin suyu içilmiyor. Kullanılmıyor. Çamaşır yıkanmıyor. Bir işe yaramıyor. İçim kıvamına gelmek için de yaptığınız masraf ayyuka çıkıyor. Cenab-ı Hak maddi ve manevi nimetleri hep semadan indirmiştir. Ve, ve enzelner hadid diye başlar. Demiri indirdik der. Demir bile bir nimettir. Demir yerden çıkar ama demirin insanlara faydası, menfaatı manevidir. Nimettir. Nimetin makamı yüksekliktir. Demirden maksat ondaki insanları Allah'ın yani gizlemiş olduğu, sır olarak sakladığı güç, kuvvet, metanet, teknoloji, ekonomi ve nimettir. Onun için indirdik tabirini kullanır Kur'an. Demir yerden çıkıyor. Bir biz basit misal verdik. Mesela derler ya bir sohbetin kalplere ve gönüller hakkıyla sirayet edebilmesi için hatiple göz göze gelinir. Gözden göze irtibat, ruhtan ruha münasebeti netice verir. İki, tasavvufta da tarikatta füyüzatın intikali için diz dize, şeyhle mürit diz dize temas eder. Bunlar kaide ve kuraldır. Maneviyat başka şeydir. Ama maddiyat olmadan maneviyat sirayet etmez. Mesela hidayet büyük bir maneviyat, büyük bir nimettir. Tebliğ olmasa, mürşitler olmasa, alimler olmasa nasıl insandan insana intikal eder? Sağlık bir mahiyettir, bir nimettir eczane olmasa, tıp olmasa sağlık nasıl insandan insana intikal eder? Allah madde ile mana arasında çok mühim, ince bir münasebet kurmuştur. Maddeyi reddetmek hikmete muhaliftir. Manayı reddetmek itikada muhaliftir. Dersimiz de buna yakın bir derstir. Ve günümüzü de ilgilendiriyor. Bu sebepten dolayı Efendimiz buyurmuş, komşuyla komşu münasebetini Allah bana öyle tembihatta bulunup öyle ikaz etti ki korktum. Acaba komşuyu komşuya varis mi kılacak diye. Aile gibi yani. Ev alma. Komşu al bak. Atasözü işte bu. Dolayısıyla hadis. Niye bunu söyleyeyim? Alakası ne diyeceksiniz? Şimdi derse başlayacağız. Bir 45 dakika, bir saat. Değil mi? vaktimizi değerlendireceğiz. Belki nimet ilahiye masar olacağız. Ve düz zaman Said Nursi Hazretleri sayesinde, İsa'nın külliyatı sayesinde onun için sağımıza solumuza bakacağız. Bak komşular var. Yan yana oturuyoruz. Kapı komşuluğu olduğu gibi, devlet komşuluğu olduğu gibi, ticaret komşuluğu olduğu gibi. Değil mi? Oturma komşuluğu da vardır. Sağımızdaki solumuzdaki kardeşlerin gözleri kayarsa, uyku basarsa, göz kapaklarına hakim olamazsa ikaz edelim. Niye? Hayırlı bir vazife. Kıymetli bizim için hizmet için kalkmış da uzak mesafelerden gelmiş. Burada ders yapar ki sizler uyutmaya değil, uyandırmaya biz vazifeliyiz. Onun için sağımıza solumuza bakalım. İnsan kardeşlerimizi ikaz edelim. Olur mu efendim? Bu vazife yerine getirelim. Vaktimiz zayi olmasın yani. Bedenimiz buradayken ruhumuz da dersten istifade etsin. Şimdi konumuz Allah hak üstündür. Allah hakkın yanındadır. İslam her daim yüce ve alidir. El hakkı yalu ve la yula aleyh. Hadis kitaplarında geçer Buhari'de. Hak her daim üstün. Allah hakkın ve doğrunun yanındadır. Bazı rivayetler İslam her daim üstündür. Allah İslam'ın yanındadır. İslam yüce ve ama Müslümanların haline, ahvaline baktığımızda maalesef perişaniyet içerisindeyiz. Madem Allah hakkın yanında, hukukun yanında, doğrunun yanında, İslam'ın yanında. Bak dikkat edin. Neden bu mağlubiyet, bu sıkıntı, bu perişanlık asırlardan beri devam ediyor? Şimdi bu dersi çok iyi anlayabilmemiz için kelamda bazı ince, mühim kaide ve kurallar var. Bir defa ayetlerin mahallerine hadislerin manalarına bakarken orada ifade edene, edileni taşmadan kendimizden bir şey ilave etmeden işin esasını yakalar, amaçlananı kavrayabilirsek konuyu çok iyi anlarız. Anlamadaki müşkilat hadislerin ve ayetlerin metinlerine dilden dile, lisandan lisana, asırdan asıra geçerken bak ufak tefek yorum katmak. O yorumlar da zamanla aslı gibi değerlendirmek ve bizim anlayışımızı zorlar hale getirmek. Mesela budur. Bak Cenab-ı Hak hak üstündür diyor. Hadislerde öyle buyuruyor. Hakkın yanındayım diyor. İslam her daim Müslümdür. Müslüman demiyor ki. İslam diyor şimdi anlaşılıyor yavaş yavaş. Hak üstündür diyor. Ama ha Müslüman haklı mı her zaman? Hayır. Müslüman haksız olamaz mı? Müslüman zalim olamaz mı? He? Müslüman yalan söylemez mi? Bu hataları yapıyoruz. Şimdi hakla haksızlığı, İslamla karşıtlığını esas Allah nazara vererek ve hadislerde bunu beyan ederek yorum yapmak mecburiyetindeyiz. Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki Üd'uni estecib lekum Dua ediniz cevap vereyim. Cevap vereyim diyor Allah. Kabul edeyim demiyor ki. Cevap vermeyi kabul etmek gibi naklettik mi? Abi gece gündüz dua yapıyorum. Bir de ibadet yapıyorum. Hala duam makbul değil. Ya Allah cevap veririm diyor. Aynıyla kabul etmek hikmetine tabi. Her duaya duaya cevap var. Her suale cevap var. Ama dua edenin istediğini aynıyla kabul etmek hikmete muhalifse reddeder Allah. Örneklerle açalım da. Mesela rahmetli 40. hocam her daim zikre diyoruz bu zikretmek de ihtiyacı var anlamına. Ha? Öyle. Evet. Buralarda çok ders yapmıştır. Tanıyanlar var. Dediler hocam bazen kardeşler diyorlar ki biz davamızı zellilane satamayız. Rıssanur azizdir. İzzetle tebliğ edilir. Gidip adamın kapısını çalıp müsaade alıp davayı anlatamayız. E ne olacak? İhtiyacı olan gelir. Mesela. Bu da arkadaşlara atalet veriyor. Ya nasıl olur? Risale-i bunun kaynağı var mı? Bir de var diyorlar. Örnek Risale-i Nur müşteri aramaz. Hocam çok kıvrak zekalıydı. Allah ona bir muhakeme vermiş. Dedi ki bak üstad Risale-i Nur müşteri aramaz diyor. Nurca aramaz demiyor ki. Dedi adam ya bunu anlayamamışlar. Ya, eczane müşteri arar mı? Ağzı yok dili yok. Eczacı He? Ne dağıtıyor? Broşür dağıtıyor, bak benden alışveriş yaptı ya. Doktorlarla görüşüyor, benim eczanemi tarif et diye. İslam müşteri aramaz ki, peygamber ara. Vazifesi o çünkü. İslam şereflidir, biz ona bir şey katamayız. O bize çok şey katar. İslam'ın bize ihtiyacı yok. Müslüman'ın Müslüman'a ihtiyacı var. Marifet iltifata tabidir. Efendimiz buyuruyor. Mümin için hiçbir yerde riyakarlık caiz değildir. İlim müstesna. Muhataptan ilmi almak istediğin riyakarlığı yap sürün. Dört ayak üzere git ilmi al. Zaten ilim izzetlidir. Zillet onu alır. Mütevazilik onu alır. Gururla ilim alınmaz. Alim gururlu olmaz, mütevazi olur. İlim de mütevazi olana yakışır. Onun kapısını çalar. Bu sebepten dolayı yani al, anlamayı, algılamayı iyi kavramamız lazım. O öyle bir kamuoyu oluşuyor ki ondan sonra dilden dile, lisandan lisana geçerek şape gibi onu bir hakikat kabul ediyoruz. Davayı yaymakta müthiş bir atalete, tembelliğe giriyoruz. Algı çok tehlikeli bir şey. Alışkanlıkları terk etmek demiş Einstein. Atomu parçalamaktan zordur. Biz Cenab-ı Hak'tan ücretimizi, vazifemizi tebliğ yaptığımız, yapacağımız için alacağız. Kabul etsin etmesin, o bizi ilgilendirmez. Vazifemizi yapacağız, vazife ilahiye karışmayacağız. Ve ma'aler rasul illel belâh. Peygamberleri ben sadece ve sadece tebliğ. Bak kabul ettirmek benim vazifem. Anlatmakla, tebliğle vazifelendirmişim. Peygamberin davası tebliğ oldu da bizimki ne olur? Tebliğden öte, öte gidemeyiz ki. Bu sebeple şimdi dersimiz hak her daim üstündür. Allah hakkın yanındadır. İslam her daim üstündür. Akıbet İslam'ındır, hakkındır. Peki bu mağlubiyet, bu sahadaki olaylar, bu sıkıntı, İslam aleminin paramparça olması, bombalar yavuyu başından aşağı sadece slogan atıyoruz, beyanat veriyoruz. İki tarafa da bu itidal tavsiye etmekle veya bir tarafa cani demekle, hakaret etmekle valizemizin bittiğini zannediyoruz. Kaderin işine bak. Kaderin işine bakın. Allah'ın hadisat aralarında kastettiği murad anlamak da bir babayetliktir. Muhakeme budur. Bütün İslam alemi bir tarafı 65 mi 66 mi İslam devleti var. Hepsi bir tarafta bak. Sadece ne yapıyoruz? Toplantılar yapıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, pankartlar asıyoruz değil mi? Şeyler düzenliyoruz. Neyse. Mitingler evet. Bir devlet çıktı miting yapmadı, toplantı düzenlemedi. Alayşe numayişe girmedi. Müslüman da değildi. Bir dava açtı. Kim? Güney Afrika. Bak Müslüman değil. Muhatap da Müslüman değil. Lahey Adalet Divanı'nda toplananlar da Müslüman değil. Kaç Müslüman var içinde hakimler? 300 tane avukat var. Belki Müslüman yok. bir dava açmakla dünyayı harekete geçirdi. Amerika, İngiltere bile yeter artık bıktım, usandım senden. İsrail dedi. Da Netanyahu dedi. Mühimmatını çekiyor. Bak bir hareket. Gürültüsüz, patırtısız dünya bir noktada ittifak etti. Bugün, bugün soykırım yaptığıyla alakalı her şey netleşti. Bunun hesabının altından kalkamayacak bu İsrail. Dünya bunların başına binecek. Müslüman zayıf. Müslüman müttefik değil. Müslümanın gücü yok. Olsa da birbirlerine kullanıyor. Takatları düşüyor. Aradaki ihtilaf düşmana ruhsat oluyor. Gücünden dolayı bizi yenmiyor. Bizim zafiyetimiz ve ihtilafımız ona ruhsat olarak ona artı olarak dönüyor. Düşmanlar ittifak ediyor. Müslüman ihtilaf içerisinde. Ve çıkıyor Güney Afrika. Bir dava açıyor. O kadar hakukçuyu topluyor. Şu kadar muavukat davayı takip ediyor. Ve hüküm veriliyor. Neticesi ne olursa olsun. Karar verilmiştir. Soykırım vardır. ihanet vardır. Zulüm vardır. Dünyaya bu ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler eğer devreye girerse yaptırım da gelir. Gelmese bile bu İsrail belası Netanyahu zalimi bu yükün altından kolay kolay kalkamaz. Dünyada bir ilk yapılıyor. Dünyayı ahtapot gibi avuçları altına almış olan İsrail böyle bir hukukun karşısında diz çekmeye başladı. Ve dikkat edin oradan çekilen Amerika ve İngiltere'ye karşı İsrail bir iş daha işledi. Çekilmeyin yanımdan dedi. Beni yalnız bırakmayın ben bu işe devam edeceğim. Çekileceğiz dediler. Çekilirsen ben de sizin devlet adamlarınızın, prenslerin, ileri seviyedeki siyasilerin kirli çamaşırlarını dökerim dünyaya rezil edelim. Döktü mü? Döktü. İçinde kraliyet ailesinin prensi bile var. İki devletten intikam alıyor. Çekilmeyin buradan diye. Onlar da bıktı usandı. Onlar gibi potaya girmemek için tuttu dediler ki biz de senin kirli çamaşırlarını dökeriz. Tuttular Yahudilerin havralarındaki olan rezaleti de Amerika deşifre etti. Allah birbirine bulaştırdı bunları. Bunların anlayacağı dilden onlar konuşur. Allah bize imkan dahi verse, fırsat dahi verse, biz İsrail'i çoluğunu çocuğunu öldüremeyiz. Kadınlarını telef edemeyiz. Bağına bahçesine zarar veremeyiz. Hahamlarını papazlarını vuramayız. Kiliselerini yıkamayız. Yasak. Bizde böyle bir anlayış var. İslam harp nizamı böyle. Ama bunlar dinlemiyor. Her türlü şeyi mübah görüyorlar. Bebek, kadın, çocuk fark etmez. Hastane bombalıyor adam. İşte Allah bunlara, bunların mizacına uygun bunların anlayacağı lisandan öyle zalimleri çıkaracak ki onlar da öyle edecek. Bizim elimizi zulme bulaştırmayacak. Biz savaşı adil yaparız. Bunlar adalet hak etmiyor. Tarih boyu da böyle olmuştur. Bunlar insanlığı bozmuş. Allah bunlara kuvvetli adamları diyor. Bak ayet var. Dünya iki defa fesada vereceksiniz. Biz size Allah kuvvetli adamlarımızı diyor. İnanan demiyor. Nabukat nezarları, Sargonları, Roma'nın Titus krallarını, Firavunları, en son Hitler'i bak ateşlerde yaktı. Bir Müslüman bir adam esir yakar mı? Yakamayız. Öldürürken bile şefkatle öldürürüz. Kolaydan. Ama bunlar bunu hak ediyorlar. Mukabele bilmisil kayde-i nedir İnanmayanlar yapar. Allah bunların karşısında öyle insanlar çıkaracak ki biz çökecekler. İki millet helak olmadan kıyamet kopmaz. Biri Allah'ın lanetlediği bunlar. Biri de Efendimiz'in lanetlediği bunların kankaları. Sümen altından el sıkışan ama dışarıda birbirine düşman gibi görünen o devlet. Bismillahirrahmanirrahim. El hakku yalu bizzat hem akıbet murattır. Hak her daim üstündür. Dedik ya. Tabire dikkat edersek bizden yorum katmazsak bu tabir kıyamete kadar insanlara kafi ve vafidir. Cenab-ı Hak el hakku yalu hak üstündür diyor. Müslüman demiyor. Bir kere dünyada imtihan var. Cenab-ı Hak alemi yarattığından beri İmtihan alemi olarak takdir etmiş. Cennetten ihraç ederken Havva annemizde Adem babamızı yanına bir varlık daha katmış. Azazil. Mücadeleyi oradan başlatmış. İki davada kıyamete kadar sürecek. İman davası da sürecek. Küfür davası da sürecek. Dünyadaki iman çatısı, küfür çatısı altındaki bütün şubeler, bütün devletler, bütün rejimler, bütün fikirler, bütün anayasalar, bütün medya ikisinin tek çatısı var. İman ve küfür da var. Bize doğru görüntüleri değişebilir. Teferruattır onlar. O arıkları takip edin, nehirler, nehirleri takip edin denizlere gidersin. Denizler nedir? İman denizi, küfür denizi arkadaşlar. Ama bunlar birden ağızdan atılmaz. Bir ehli küfür kafirim diye meydana çıkmaz. Demokrasi diye çıkar. İnsan hakları diye çıkar. İşçi hakları diye çıkar. Barış diye çıkar. Bir Mayıs diye çıkar. Siz didikledikçe bunun arkasındaki yatan kaynağı fikri bulabilirsiniz. Şimdi madem Allah imtihanı başlatmış, kıyamete kadar küfür yaşayacaktır. Allah ona müsaade etmiş. Kıyamete kadar şeytan yaşayacak mı? Mühlet verilmiş mi? Bitti. Onun partileri de, medyası da, rejimleri de, devletleri de yaşayacak demek. Eğer küfür yok olursa Cenab-ı Hakk'ın Celali ismi olan Hadi ismi sıfatı tecellisiz kalır. Yok olmaz. Mudil ismi mesela. Mudil ismi tecellisiz kalır. Dalalete götüren ismi tecellisiz kalır. O devam edecek. Hatta ebediyen cehennemde eli küfür yanacak. Mudil ismi ebediyen de tecelli edecek. Dalalettekiler orada. İman da yok olmaz. Mümin de yok olmaz. Yok oldu mu Allah'ın hadi hidayete götüren ismi karşılıksız kalır. Ebediyen cennette de o devam edecek. Dünyada ise nöbet nöbet. Bazen o, bazen o. İncelecekler kopmayacak. 600 yıl biz dünyayı idare ettik. Bin yıldan beri ecdadımız dünyaya hükmetti. Devam etti mi? Etmedi. Bu defa Cenab-ı Hak başkalarını göreve getirdi. Niye? Sebebi burada. Onlar da devamlı değildir. Onlar da bir mühlet devam edecek. Tekrar mevsim değişecektir. İnsanların ahvali İman ve küfür meselesi gün gibidir. Bir günde her yer gece olmaz. Oldu mu Allah'ın nur ismi tecellisiz kalır. Bir taraf gece, bir taraf gündüzdür. Değil mi? Her taraf tersi de olmaz. Mevsimler de böyledir. Mevsimlerde nöbet nöbet gelir. Her daim kış olmaz. Bazen de bahar ve yaz gelir. Her daim bahar ve yaz olmak bazen de kış gelir. Onun için üstadımız her gecenin bir naharı değil mi? Her mevsimin bir baharı vardır diyor bak. Biz bahar mevsimini yaşadık. Yaza doğru çıkıyoruz. Kışı geçirdik. Osmanlı'nın yıkımı kıştı. Cumhuriyetin ilk devirlerindeki dine yapılan mezalim kışın zemherisiydi. Biz oradan çıktık değil mi arkadaşlar? Bahara geldik bak görüyorsunuz. Biz bahardan sonra ne gelir? Yaz gelir. Karşı tarafta bizim kışı yaşadığımız mevsimde yazı yaşadı. Keyfettiler. ettiler. Din yasak, kitap yasak, tesanur okuma yasak, camilerde imamlar falan, cenaze yıkayacak adam bulamıyorlardı. Bu haldeydik. Bize kış onlara yaz. Onlar sonbahara, biz ilkbahara. Onların önünde bir kış var, bizim önümüzde bir yaz var. Ye ise düşmenin anlamı yok. İslam alemindeki bu karışıklık, bu zulümün arkasında büyük rahmet kapıları açılacaktır. Ehli İslam'ın iradesiyle severek mütebessim bir vaziyette yapamadığını Cenab-ı Hak tokatlarla, ikazlarla bizi zorla ittifaka, ittihada, ittihad İslam'a doğru götürüyor. Ufak tefek sıkıntılara bakmayın. Büyük harita böyledir. Şimdi madem imtihan alemidir, Hak dedik Allah hakkın yanındayım diyor. Hakkın bir manevi cephesi var, bir maddi cephesi var. Bir Kur'an haklılığı var, bir de dünya haklılığı var. Kevni haklılık vardır. Allah ikisinin de yanındadır. Mesela namaz kılan kılmayandan üstündür. Dolayısıyla hak nerededir? Kılandadır. İman eden etmeyenden üstündür. Hak nerededir? İman edendedir. Haziletli olan Faziletsiz olandan üstündür. Allah faziletlinin yanındadır. Ama bu yanında olmak hemen dünyada peşin değil. Veresiye ahirettedir. Manevi haklılığın yanında olmak, manevi hakkı tutmak bir haktır. Ama akıbeti nerededir? Hı? Ahirettedir. Bir de dünyevi haklılık var. Cenab-ı Hakk'ın hakim isminin icabı olarak fıtrat kanunlarına uymak. Adetullah. Mesela güçlü zayıfı yener yaşlı genci mağlup eder. Tecrübe var. Birlik yalnızlığı yıkar. Cemaat parça parça olanı devirir. Teknolojiye hakim olmak olmayanı yere serer. Adalet zulmü biçer. Sayın bu da dünyevi meseleler. Allah burada da hakkın yanında. Kim kuvvetli? Zayıfı ezdiririm diyor. Kim adil? Zulmü yendiririm diyor. Yenerim. Yene, yener yani. Kim birlik beraberlik oluşturuyor? Dağılanı darma duman eder. Veya kim teknolojiye sahip? Gariban yaşayanı ezer. Bu da nedir? Dünyevi haklılıklardır. Allah manevi hakların yanında olduğu gibi onu âli üstün tuttuğu gibi hakim ismi iktizazınca adetullah kanunlarına göre hikmete uyup dünyevi hakkın da yanında olanları üstün eder. Birinin akıbeti dünyada peşin öbürünki ahirette veresiyedir. Birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi ana hatlarıyla özetlemiş olduk konuyu. Şimdi mevzumuzu okuyalım inşallah. Ey arkadaş bir zaman bir sahil dedi. Sahil sual soran demek. Madem el hakku yalu haktır, Allah hakkın yanındadır. Hak her zaman üstündür bir kaidedir. Buna inanırız. Neden kafir Müslüme kuvvet hakka galiptir? Kafir Müslümana galip, kuvvet de ne yapıyor? Hakkı hakka galip oluyor. Amerika niye haklı? Güçlü olduğu için bak görüyor musunuz? Demek gücün bir sırrı var. Allah bir güç yaratmış, kuvvet yaratmış. Kulum bunu tut diyor. Namazı tuttuğun gibi kuvveti de tut. Hacca gittiğin gibi değil mi? İslam alemiyle birlik ve beraberliği de tut. Onu da gez. O kuvveti oluştur. Oruç tuttuğun gibi mesela meşverete dikkat et. İpime sıkı sarıl. Vatesimu bihabillahi cemiyan ve la teferragu. Tefrikaya düşme. Namaz gibi. Bunlar senin dünyevi başarılarını, yerler ukrevi başarılarını ortaya koyacaktır. Ben ikisinin de yanındayım. Maneviyatın yanında olur. Maddi hakka hukuka riayet etmezsen, cennete kafan kırıp gözün kör olarak gidersin. Yaralı bereli. İkisini bir tutarsan, cennete otobanda gider gibi gidersin. Sağlıklı ve sıhhatli. Tersi. Dünyevi kanunlara tuttun. Maneviyattan haberin yok. Değil mi? Sen de ne olursun? Cehenneme böyle gayet lüks, mükemmel, konforlu bir şekilde gidersin. İkisini bir tuttun mecdadımız gibi. Hem ukban hem dünya imar edilir. İkisi de mümkün. İslam ikisini birden bize eder. Tek kanatlı olmaz. Onun için Üstadımız bir kaide getirmiştir. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fünonu medeniyedir. İkisinin intizacıyla hakikat tezahür eder, tecelli eder. Talebenin de himmeti böyle pervaz eder. Ayrıldıkları zaman birinden hile ve şüphe, yerinden mutasip, taassup zuhur eder. Sadece fen öğrenilsin, din öğrenilmesin. Şüpheli, hileli bir aldatıcı bir nesil. Vatanını sevmeyen, milletini sevmeyen, bayrağını sevmeyen. Fen öğrenmiş, dini öğrenmemiş. Gerici, yobaz, içine kapanık. Değil mi? Dini öğrenmiş, fen öğrenmemişse dünyaya açılımı olmayan boynu bükük, zavallı bir Müslüman olur. Biz elimizde Kur'an, üzerimizde değil mi? Uzaylı elbisesi gibi teknolojiye hükmetmiş, Vasıfı insan olarak yaşamak isteriz. Ne Kur'an'ımızı bırakırız ne teknolojiyi. İkisi de Allah'ın bize muradıdır. Biri fıtratın kanunlarının ikazı, diğeri kelam kanunlarının ikazıdır. Dedim dört noktaya bak. Bu müşkilde haldir. Bunu çok soruyorlar. Müslümanların haline ahvaline bakıyor, dini lekeliyor. Müslümanların bölünmüşüne bakıyor, İslam'a zarar veriyor. Niye ayrı ayrı cemaatler diyor? Böyle din mi olur? Ne olsun şimdi? Herkes aynı şekilde aynı şeyi mi yapsın? İçtima hayatta, sosyal hayatta herkes et mi satıyor? Herkes yumurta mı satıyor? Herkes avukat mı? Herkes mühendis mi? Herkes kaymakam mı? Sayın valim orada. Herkes vali mi? Herkes vali olsa kim kim idare edecek? Bakkal olacak, terzi olacak, kaymakam olacak, tüccar olacak. Bilgisayar mühendisi olacak ama mühendisler bakkalların aleyhine konuşmayacak. İçtimaiyatta ihtilaf rahmet mi böyle? Farklılık rahmet bak. Herkes fırıncı ekmeği kime satacaksın? Diğer işlere kim bakacak? Bütün insanın vücudun azaları tek bir göz olsa. 30 kilo bu, 40 kilo bu. Toplam ne etti? 70 tam bir adamın ağırlığında. İki göz. Neye yarar? Ayağın işini nasıl yapar göz? Burnun vazifesini yerine getirebilir mi? Nasıl hazmedecek? Arkadaşlar kılkat garibesi oluruz ya. Göz ayrı, kulak ayrı, burun ayrı, mide ayrı. Ama bu ayrıta bir gayrılık yok. Hepsi kendi işine bakıyor. Ama insan çatıs altında ittifak ödüyor. Gözler kulakların aleyhinde pankart asmıyor. Yürüyüş yapmıyor. Mesela bu. Aynı istimaiyetteki esnaflar gibi. Herkes Kur'an verirse Arapçayı kim öğretecek? bu kim yapacak? Herkes zikir verse kelam ilmini kim öğretecek? Öyle İslami ilimler var ki cemaatleşmiş işte bunlar. Önemli olan A cemaati B cemaatin aleyhinde bulunmayacak. Ümmetin ihtilafı rahmettir. Bu anlama. Satıştıkça zahmet olur. Ayrılıkta rahmet var. Ya Adam aynı kitap okuyorlar abi diyor. Tamam. Aynı din, aynı peygamber şunların parçalanmışlığına bak diyor ya Allah. Mücadele etmedikleri müddetçe parçalanmak rahmettir. Allah'ın muradı budur. Bak baba anne evleniyor. Çocuklar, torunlar deken parçalanıyor, parçalanmıyor. Gidiyor bak. Şirketler açılıyor, kapanıyor değil mi? İş nereye gidiyor? Bir baktın ki baş unutuldu. Hanginiz dedenizi on göbek ileriye doğru geriye doğru sayarsınız ki? Unutmuşsunuz bile bak. Allah aileyi parçalıyor. Zaten ayet de öyle buyur. Ben size taife taife millet millet kabile kabile yaratmışım. <laughs> ayrı ayrı yarattım diyor ya. Ta ki birbirinizi tanıyasınız. Ayrılık nimettir ama bu ayrılığı biz problem kabul edip değil mi? Kıybetini yapıyoruz. Yani ihtilaf unsuru haline getiriyor. Irkların ayrılığı, mezheplerin ayrılığı, milletlerin ayrılığı, cemaat ayrılığı, hepsi rahmettir. Harflerin ayrılığı gibi. Harflerin ayrılığı gibi. Şimdi, aynı dini, aynı kitabı, aynı peygamberi dinliyor, ayrı ayrı açılıyor. Peki, bütün bitkiler aynı toprağı kullanıyor mu? Aynı toprağı. He? Aynı suyu, yani aynı peygamber aynı kitabı, aynı güneşi, aynı havayı, Niye farklı açıyorlar? Papatyalar başka, karpuzlar başka, kayısılar başka arkadaşlar ya. Hele lahanalar bizim memleket. Bal kabaklarına bak hiçbirine benzemiyorlar. Nereden çıktı demiyorsunuz. Aynı toprak hepsi bal kabağı olsa ne yapacağız abi şimdi öyle Nasıl eti katıp da bal kabağını yiyeceksin kebap yapıp olmaz ki. Ya. Aynen bunun gibi. Her bir cemaat, her bir toplum, her bir mezhep, her bir meşrep, değil mi? topraktaki çıkan ağaçlar gibi, çiçekler gibi, nebatat gibi. Yeter ki papatyalar lalelerin aleyhine yürümesin. Alanına girip burada benimdir demesin. Herkes harekatı meşruasında şahane serbest. Dört noktaya bak. Bu müşkil de hal. İşte Risale-i Nur Kafaları böyle meşgul eden, işinden çıkamadığı meselelere mükemmel cevapları bir tanesi de bu. Hem günümüzü de ilgilendiriyor. Dört noktada üstadımız bu meseleyi çözecek. Biri yeter bize, biri yeter. Ama dördünü birden sıralaması davanın güçlülüğünü, kuvvetliliğini bir kere iki, dört eder gibi ayaklarını yere bastığını gösteriyor. Birinci nokta şudur. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olmak yine lazım değildir. Anlatacağız. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Bu hakikaten bil vasıta olmuştur. Yoksa bizzat hem daima değildir. Hakkın her zaman üstün olması Allah'ın hakkın yanında olması bizzattır bizzat. Bil ayrı bir konudur. Nasıl yani? Allah her daim temizin yarındadır. İster de inanmayan olsun. Hristiyan tertemiz, pırıl pırıl. Mikrop yuvası olmaz. Müslüman namaz kılıyor ama kirli. Temizlik, nezafet yok. Mikrop yuvası olur. Olur mu? Olmaz mı? Ne var bunu anlamayacak yok Temizlik kirlikten üstün müdür? Hak mıdır bir temizlik? Allah temizliğin yanında. Kim doğrusu olsun. Mesela, birlik, beraberlik her daim haktır. Allah onun yanında. Ama bu Hristiyan'dan Müslüman'dan fark etmez. Bir araya gelmek hak çünkü. Allah da hakkın yanında. Şimdi Cenab-ı Hak bir araya gelen Hristiyan'ın yanında ona kuvvet vermese, onu galip etmese, ihtilafa düşmüş Müslüman'ı galip etse, ihtilafa prim vermiş olur. Adam hakka yaptığı emek zayi olmuş olur. Daha açık bir örnek vereyim. Mesela Müslüman çalışmıyor. Ecnebi çalışıyor. Çalışmak bizzat hak mıdır değil midir? Haktır. Allah çalışmanın yanında hak olduğu için. Ama bunu kim kullanıyor? Ecnebi. Bir fark etmez. Tembellik tersidir onun. Allah tembelliğe prim vermez. Kim çalışıyorsa onu güçlendirir. Bak çok basit örnek görüyoruz. Hafızanızda kalsın diye. Sağ el sol elden üstündür. Doğru mu? Sağ olduğundan dolayı mı çok çalıştığından dolayı mı? bu kadar basit ya. Dünyevi kanunlar böyle. Solak var mı burada solunu kullanan? Bin bereket. Yüzüne konuşmuş. Kıybetini etmemiş ona yüzüne konuşmuş. Peki solaklarında solun sağından güçlü değil mi? Bak görüyorsun sol. Niye? Çok çalıştığından dolayı. Fark etmiyor. Solu sağı inanan inanmayan olarak düşün. Çalışan inanansa onu galip eder. İnanmayan sonu galip eder. Çalışmayı tembelliğe galip ediyor. Hakkın yanında olduğu için. Ama kimin elinde ayrı bir konu. Kimin elinde olmasının fazilet noktası iman inanç meselesi ahirete kalıyor çünkü. Allah çalışmayı üstün kıldığı gibi namaz kılanı da dünyada üstün kılsaydı, işi gücü bırakır, ticareti, sanatı, mahareti, ziraatı camilere koşardı. Niye? Kıl namazı gelsin imkan ser, ser ver. Namaz olmazdı ki o. Riyakarlık olurdu. Millet namazı para için kılardı. İhlas, samimiyet giderdi. Bak öyle değil. Demek birincisi neymiş? Her batılın her vesilesi Batıl olması lazım. Adam davası batıldır. Ona hak bir vesileyle gider. Yolu haktır. Müslümanın davası haktır. Yolu batıldır. O batıl yolla hak davaya gidilmez. Usul esastan mukaddemdir. Mecelle kaidesi. Yol davadan daha önemlidir. Demek ki vesilelerde imtihan oluyoruz. Müslümanın davası hak, yolu sakat. Ecneminin davası batıl, Yolu hak. Allah kimin yanında? Hakkın. Yol hakkı olarak kiminse onu galip eder. Rahmetli Demirci hocam hep anlatıyoruz. Allah rahmet eylesin. Umre'ye girecek. İki bizim Türk yaklaşmış vatandaş. Hocam biz de Umre'ye gideceğiz ama e, kabul etmiyorlar. Neden? Kefil istiyorlar. Geri çıkmayız diye korkuyorlar. Böyle kandırıp Umre diye girip orada kalanlar varmış mı yani, Suudi Arabistan'da. Kalıp yaşıyor. Yani polise kalarsa atıyor, yakalamazsa bir de vatandaşı da oluyor. Belki 5-10 yıl sonra bilmiyorum. Ne demek demiş evlat demiş. Bak işte. Dava hak ama yol sakat. Sen ibadet, umre ben sana kefil olmamak mesuliyet altına girelim. Derhal. Sen bunu biliyorsun. Hocamın pasaportun ikisini işlemişler. İki adam kimse. Hocam onlar unutmuş. Umreye girmiş. Çıkacak demişler bu adamları geri çıkar. Ben ne bileyim adamlar. Sen sokmuşsun kefil bunlar. Umreye girmiş. Meğer adam hocamı su istimal etmişler. Kaçak turist olarak girip orada kalacaklarmış. Adam Umre'yi alet ediyor ya. E bu şey Umre olur mu? Bak bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Adam zengin imkan sahibi kasap olarak hacca gidiyor. Yapmayın böyle. Günahdır. Doğru değil ya. Parsa imkanından git. Değilse niye gidiyorsun ha? Kasap değilsin. Bir iş beceremesin. Bu hac olmuyor ki ya. Kula aldatma var. Allah'a haşa şey yapma ya. Yapmayın bunu ya. Çok böyle denk geliyorum. Hayır abi hacdan kasap olarak gittim. Hortum bile tutamıyor ya. Bu haccı yani bir Devlet kabul etmez. Allah niye kabul etsin? Ya ibadet bu ya. Her şey hak olsun, doğru olsun abi. Bak bir dünyadan konuşuyoruz. Ukbamız da kara. Hacca neyle gidiyoruz? Bak dikkat et. Uçak kaçacak diyor. Adamlar bırakmıyor beni. Mühür basmıyorlar ki. Çıkayım. Bizim rahmetli bir Kayser Hoca vardı. Alara Patmoslu'ydu değil mi Kayseri Hoca? He? Ha, ölünüze rahmet. O da mükemmel Arapçası var. O da kafile götürmüş Umre'ye. Hocamı böyle zavallı ortada gezip morali bozuk ki hocam hayırdır demiş ya Kayser Hoca böyle böyle. İki adama kefil oldum. Bulamıyoruz. Meğer onlar bizi aldatmış. Gel demiş. Hocam almış götürmüş o şeye. Pasaport dairesindeki memura. Bu şeyh, bu şeyh hocamı hocam öyle anlatmış ki Kayser Hoca Arapça. İstanbul'da merkez vaizdir, fakri vaiz eder, bu kadar talebesi var, hizmeti var. Onlar şeyh diye büyük adama diyorlar. Biz de şeye derler, tarikat reisine. Adam hocamın hakkında öyle güzel şeyler dinlemiş ki, memur şaşırmış. Demiş ki gayrihte de, şeyh mazbut, muamele harap. Ne yapayım demiş. şey yasal muamele harap. Ha, Şimdi işte Müslüman alem öyle. Ya konuşuyoruz diyoruz ama muamele Allah muameleye bakıyor. Fikre ve düşünceye ahirette bakacak. Eğer öyle olmasaydı peygamberler hep galip olurdu bak. Bedir'de yendik. He? Uhud'da yenildik. Niye? Adet kanunlarına uymadık. Peygamber bile olsa Allah değiştirmiyor kanunlarını. Ben peygamberim korkmayın demiyor. Sipere girin diyor. Zırh giyin diyor. Hele daha güçlü değiliz. Kılınca el atmayın diyor. Bak bak bak. Madem peygamber hak dava hak Allah yürüyün derdi. Öyle bir şey yok. İman ilgilendiren güçle dünyayı ilgilendiren gücü ayıracağız birbirinden. Demek ki yollarda yarışıyoruz. Bizim yolumuz sakat. Onların yolu hak. Allah'ta hakkın yanında hak olan yol, sakat olan yola galip geliyor. Dolayısıyla görünüşte kim galip olmuş oluyor? Hristiyan ve ecnebi. O Hristiyanlıktan dolayı değil, ecnebi olduğu için değil. Yolu doğru adamın. Lakin akıbet-i her dem yine hakkındır. Sonuç ne olacak? Sonuç onların bu diyelim hak yolda gitmeleri sebeplere riayet etmeleri, kendi kanunlara uymaları, dünyalarını imar edecek. Ahiret ne? İman olmandan dolayı cehennem. Akıbet gene bizindir. İki noktada. Hak bizzat her daim üstündür. İki, akıbet noktasında üstündür. E niye arkadaşa cennete yaralı gidelim ki? Sağlık gidemez miyiz ecdadımız gibi? O yol da var. İkinci nokta şudur her Müslümanın her vası Müslüm olmak vacib iken haricen her dem vaki sabit değildir. Bir Müslüman bütün sıfatlarında Müslüman olması lazım. Madem Müslümanım diyor, sıfatlarımızın da bizim dinimizi, inancım teyit etmesi lazım. Vukuat öyle mi? Hayır. Müslüman yalan söyleyebiliyor mu? Peki senedi dönüyor mu abi? Aldatabiliyor mu? Bak ahlakla da yarıştırıyor Allah bizi. Ahlak sadece din değildir. Davranış özelliğidir. Bak şu Güney Afrika dava açtı. Neyinden dolayı? İnsanlığından dolayı. Adaletin yanında olduğu için. insanın yanında olduğu için. Doğrunun yanında. Bak beynel milel meseleler. İslam dedin mi biz o davaya girmiş oluyoruz. Ama şunlar ortak paydadır. Üstadımız buyuruyor mu hakematta? Bu dünyanın kubarını, tozunu, zulmünü, yanlışlığını üç şey ortadan kaldıracak diyor. Yani dördü Avrupa'da, dördü bizde. İslam'ın inkişafını engelleyen, Müslümanları gerileten, aramızda husumeti ve cengi cidali oluşturan bu karışıklığı, kıyameti, fırtınayı, tipiyi üç şey ortadan kaldıracak diyor Üçünün de dinle alakası yok. İnsanla ortak paydası. Bir, hubbu insaniyet insan sevgisi. Yunan Afrika'yı bu hale getiren nedir? İnsan sevgisi. Birincisi insan sevgisi. İkincisi meyli tarihi hakikat. Hakikati araştırma mı? Hakikatin yanında olmak. Bilimsel gerçekler diyorlar ya. Üç insafla meselelere yap. İnsaf. İnsaflı bir adam dinin yarısını yaşar. Hak dinin. İnsaflı olan bir adam dinin yarısını yaşar. İnsaf dinin zaten yarısıdır. Bu üçünü bir araya getir ne çıkıyor? Doğruluk çıkıyor. İnsanlık bu üç paydada buluşacak inşallah. Netanyahu denen zalimin de şu meselesi bunu tetikleyecek. Daha süratli bir şekilde insan insanlık alemi tavır koyacak bu zalime. Tarihte olduğu gibi Her Müslüman, her müslüman, sıfatı Müslüman olması vacip iken sahada öyle olmuyor. Müslümanda gayrimüslim vasıflar oluyor mu, olmuyor mu? Efendimiz'e buyurmuşlar. Efendimiz buyurmuş Hz. Vesselam. Benim ümmetim her türlü günahı, suçu işleyebilir. Yalan? La. Yalan söylemez. Müslüman yalan söylüyor mu? Söylüyor ya. Yalan kimin lafzı? Kafirin lafzı. Değil mi? Yalan bir lafzı kafirdir. Gizli da var mı? Bak Müslüman'da küfür vasfı. Kafirde Müslüm vasfı var. Sadakati var, vefası var. Peki senedi dönmez, çalışır, işi sağlamdır. Mesela, bak bizde gayrimüslim vasıflar, onlarda Müslüm vasıflar var. Bizdeki gayrimüslim vasıflar bizi dünyada harap ediyor. Belki cehennemde sevabımız Allah görür, cennete koyar. Onlardaki Müslüm vasıflar da dünyalarını imar ediyor. Ahiretlerine iman olmadığı için faydası olmuyor. O zaman ne oluyor? Hristiyan Hristiyan'da, Ecnebi'deki müslim olan bir vasıf, Müslüman'daki Müslüm olmayan vasfa galip geliyor. Ahlak davranış açısından. O zaman ne, nedir? Dolayısıyla Ecnebi bizi yenmiş oluyor. Kendeki doğru özelliklerle. Öyle de kafirin her vası kafir olmak küfründen neşet etmek lazım olmadığında kafir her vası kafir olmak küfründen neşet etmek lazım değildir. Her fasıkın her vası fas, her fasıkın her vası fasık olmak fıskından neşet etmek öyle de her dem sabit değildir. Bir adamın bir özelliği fısk yani isyana günaha götürür ama her özelliği değildir. Bak size bir fasık yalan bir haber getirdiğinde hemen inanmayın diyor. Muhalif tarafı bir dinleyin. Allah diyor bunu. E getiren sahabe. Sahabe o zaman fısk getirir. O an getirir. Kendi sahabedir. Taşıdığı fısktır. Çünkü her fasıkın her vası fasık olması icap etmez. Nitekim o ayetin inzal sebebi de bir sahabenin yanlış haber getirmesinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kabileye savaş ilan etmesidir. getiren sahabe. Ama yanlış haber getiriyor. Savaş ilanı alıyor. Toplam ya Resulullah. Bu yanlış anladı bizi. Biz bunu şehrin dışında sen bize hediye olarak gönderdin diye karşılayacaktık. Bu korktu. Ben öldürmeye geliyordu. Kaçtı gitti. Niyetim öldürmek değil. Bunu dışarıda karşılamak. hoşamedi yapmak. Efendimiz dedi ki bak ne yapacaksın sen kaldı. Sahabe yapıyor Demek bir kafirin Müslüm olan bir vası, bak bak kafirdeki müslim vası, yalan söylememek nedir? Sadakatli olmak, işinin sağlam olması, çalışma ama Müslüm vasıftır. Kim de? Olsun. Bir altın yere düşmekle ayardan düşer mi? Bak dolar alıyorsun. Kimin parası? Ecnebinin değil mi? Bak kıymetli buyur işte. El ne kadar el değiştiriyor. Önemli mi? Ama kim ona sahip olsa güçlü oluyor. Dünyanın sistemi, ekonomisi dolar üzerine dönüyor. Alırken dolu adamın dinini sormuyorsun, imanını sormuyorsun. Bizim inancımızda öyle bir mesele var. Sanatta maharet, dinde salahat önemlidir. Diyanet alakalı bir iş yaptıracaksan dindarı seç. Devletin Uluslararası meselesi, ekonomi meselesiyle alakalı bir adam tane edeceksen ille dinine bakmak mecburiyetinde değilsin. Kendine, sanatına bak. Ama bak Rum mimarı yapmış Fatih Camii'ni. Namaz caiz oluyor mu, olmuyor mu? He? Oluyor bak. Fatih ona emretmiş. Mimar mı yoktu? Vardı ama kaliteli değildi. Sanatta maharet, dinde salahat. Salahatla maharet bir araya gelirse nurun ala nur. Üstad diyor salahatla maharetin bir araya gelmesi nurun adam hem çok dindar hem de çok mükemmel mimar. Bu adamlar azdır. Vazifeye kifayet etmeyeceğinden dolayı. Sanatta maharete bakın. Dinde salahata bakın. Hariciyeci mi tayin edeceksin? Lisanına bak, diplomasisine bak, diplomatlığına bak. Dinini ikinci derecede düşün. Dinimizin emri bizim bu ya. Pratisyen Müslüman var, müteahsız doktor var. Aynı şeydeler. Ne diyorsunuz? Branştalar ölüne rahmet. Hangisine gittiği dinin? He? Bak korkuyorsun cevap vermeye değil mi? Müslümana gidersen ecel celladına fatura çıkarırsın. Mahareti de al diyor. Git Hristiyana caizdir. Allah Allah. Bir doktor bir kadının en mahrem yerine bakabilir diyor değil mi yahu? Niye? Sanatta maharet esastır. Unuttuk bunları. Ecdadımız da böyleydi. Bir işte adamın maharetine, sanatına bakardı. Ama dinle alakalı bir şeyse imam mı tayin edecekse, Diyanet İşleri mı? müftü mü? Orada neye bak? İbadetine, salahatına, takvasına, inancına, gene bak ya, marifetine bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki hurma ağaçlarını aşılıyor sahabeler. Ne yapıyorsunuz? Ya Resul aşılıyoruz. Öyle yapmasanız ne olur ki demeye getiriyor. Onlar da yapmayın anlıyorlar. İşin de metni bu. Öyle yapmasanız bilmiyor ki çiftçi değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonrasını aşılamıyorlar. Bir dahaki yıl Aşılanandan mükemmel meyve veriyor. Aşılanmayanlar cılız, perişan. Ya Resulullah baktı efendim ne oldu buna? Siz böyle buyurmuştunuz. Ben sizin dünyevi işlerinizi bilmem. Orada siz bildiğinizi söyleyin, uygulayın. Bedir Harbi'nde orduyu şuraya koyalım. Efendimiz emrediyor. Bazı sahabeler diplomasiden anlayan, hak sanatından anlayanlar. Ya Resulullah buraya ordunun konması Allah'ın mı emri? Eğer emirse ölsek de nedir? Revadır. Allah her şeyi bilir. Hayır benim kendi kanaatim. O zaman Ya Resulallah, yeri değiştir. Bura uygun değildir diyorlar. Yeri değişiyor ya. Peygamber sanata itibar ediyor. Ha. Müslüman ne yapıyor? Sakalına bakın, namazına bakıp değil diplomat tayin ediyor. Bakın İslam alemin haline. Bakın görün. Sakal ölçüsüne göre adam tayin eden millet var, devlet var. Yani Allah'ın mağlubiyetini gel bir üzerimize. Hak ediyoruz demeye getiriyorum arkadaşlar. Demek bir kafirin Müslüm olan bir vasfı. Müslim'deki la meşru. Meşru olmayan vasfa galip oluyor. Dolayısıyla ecnebi Müslümanı yeniyor, bizzat yenmiyor. Hristiyanlık Müslümanlığı yenmiyor. Kilise camiyi yenmiyor arkadaşlar. Oradaki çalışma buradaki tembelliği yeniyor. Kilise derneğine bakın zengin adamlar, iş adamları toplanmışlar. Acayip bir şekilde hummalı çalışıyorlar. Değil mi? Paralar yatıyor. Bina çıkıyor. Müslümanın derneğine bakıyor. Bir hoca zavallı eline çantayı almış. Kapalı çarşıyı geziyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani makbuz kesip para hangisi önce biter? Kilise mi, cami mi? Değil mi? Peki kilise camiden evvel bitince kilise camiden üstün müdür? Aha işte mesela Oradaki çalışma himmet, buradaki ataleti tembelliği yeniyor abi. E Cenab-ı Hak o çalışmayı çöpe atsa zavallı Müslüman Mescid'in önce bitirse e oldu mu şimdi? Bize yakışmıyor haşa. Hikmete muhaliftir bu ya. Üçüncü nokta. Cenab-ı Hakk'ın iki vası kemalden iki şer'i tecelli. Allah'ın iki şekilde kanunu var. Şeriat değil ya, şeriatı var. Biri iradeden gelen meşiyetle takdirdir. O da şer'i tekvini, fıtrat kanunları. Adetullah. Su ıslatır, ateş yakar, yüksek öldürür. Değil mi? Korona götürür mesela. Kanser bitirir. Bak kanun. Tekvini kanun. Bir de vasfı kelamdan gelen, Kur'an-ı Kerim'den gelen şeriat-ı me şeriat Şey bizim bildiğimiz. İslam'ın kaydı ve kuralları. Teşri emre karşı itaat isyan nasıl olur? Allah'ın namazına itaat isyan oluyor mu? Oluyor. Oruca, hacca, dine, imana itaat eden var. Etmeyen var değil mi? Şer'i kanunlara itaat isyan oluyor da Hevni kanunlara da itaat isyan oluyor. İkisi de şeriat. Adam ben şeriatçı değilim diyor. Ya şeriatçı olmasan yaşayamazsın sen. Nikahın var mı? Var da. Ha şeriat Helal harama dikkat ediyor musun? Şeriatçısın. Hırsızlık yapmıyorsun. Şeriatçısın işte. Bir de bunun kevni kanunları var. Demirin kanununa uymak, yüksekliğe uymak, deprem kanunlarına uymak, fay bölgesine dikkat, o da kevni kanun. Orada da şeriat var. Allah. İkisi de Allah tarafından gelmiş. Biri yaratılmış, öbürü gönderilmiş. İkisine de itaat ve isyan oluyor. Nasıl? Birincisi galiba Daru Kur'an'da görür mücazatı, sevabı. Kur'an'ın kanunlarına, İslam kanunlarına uyan, uymayan. Karşılığını nerede görecek? Ahirette. Namaz kıldın mı? Gel ahirette cennet daha bu köşk. Mesela hacca gittin mi? Dürüst oldun mu? Çekin senedin dönmedi mi? Yalan söyle. Ya burada. Onun karşılığı var. Allah emrettiği de yapmışsan karşılığı var. Çünkü bunların karşılığı dünyada olsa menfaat merkezi olur dünya. İbadetler olmaz. Şimdi ikincisi alaba darı dünyada çeken mükafat-ı ikabı fıtrat kanunlarına uyan uymayan mükafatı mücafatı peşin görür. Kur'an'ın kanunlarına uyan veresiye istikbalde görecek. Dünyevi kanunlara uyan peşin görüyor. Bir veli hamamdan çıksa, soğukta geçse, zemberi de ne olur? Bitti, nezle olur. Allah veli diye onu nezle etmemezlik etmez. Uymadı fıtrat kanununa. Ateş çocuğu da yakar, veli de yakar, deli de yakar. Fark eder mi? Düşürmeyeceksin. Yani bir doktor dahi diyelim kendine dikkat etmese, terlese, soğuğa çıksa zatürre olur ya. Fıtrat kanununa uyacağız. Peygamber bile uyuyordu bak. Kanunlara uyu. Kılıç eti keser, peygamber etini de keser, müşrik etini de. Kılınca karşı tedbir alıyordu. Fıtrat kanunlarına uymak. Peşin karşılığı. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, iman etmek nerede karşılığı bunların? Ahirette olacak. İkisini ayıralım birbirinden. Birinin mükafatı, mücasatı peşin, öbürününki gelecekte. Şimdi biz imanımız var, ibadetimiz var, dinimiz var, salatımız var. Dünyada karşılığını gör, niye bu haldeyiz diyoruz. Ya sen bunu ahiret için yapıyorsun. Git ahirette gör, karşılığını bakmasın. Ama buradan peşin kanunları uyup uyguluyor, o da dünyada peşin galip oluyor, zulmediyor, hükmediyor. Dünya idareyi nereye verdi Cenab-ı Hak Osmanlı'dan sonra İngilizlere verdi. Şimdi Amerikalılara verdi. Şimdi Çin'e doğru kaydırıyor. Niye? Onlar çalışıyor abi. Biz bıraktık çalışmayı. Sen de çalış, sen de sıraya gir. Dünya bir kanunlar böyle. Şimdi örneğini verecek. Mesela sabrın mükafatı zaferdir. Sabrın mükafatı da nerede olursa olsun. Men sabere. Bak men sabere. İnanan demiyor ya. İnanan zafere gider demiyor abi. Sabreden zafere gider diyor. Uhud'da niye zafere gidemedik? He? Sabrı terk ettik. Aynayın tepesindeki okçular emri peygamberi dinlemediler. Vaktinden evvel orayı terk ettiler. Arkada Hazreti Halid o zaman Müslüman olmamıştı. Arkadan çevirdi. İki ateş arasında kalan sahabe Uhud'da mağlup oldu. Sabrı terk ettiğinden dolayı. Halid bin Velid sabretti arkada bekledi. Boşalttığını gördü yani oradan hücum etti. Bak Allah ona muzafferiyet verdi. Görüyor musunuz? Niye uymadın kanunuma, kanunuma diyor Cenab-ı Niye sabretmiyorsun? Ataletin mücazatı sefalet. Tembel olanın akıbeti ne olur? Sefillik olur, perişan olur, sürünür. Öyle de sayin sevabı olur, servet. Çalışmanın sevabı nedir? Çalışmanın sevabı var mı? Servet. O sevap diyor ya. İbadetin sevabı olur. Çalışmak da ibadettir. Onun da sevabı servettir. Adam çalışıyorsa servet peşin bir mükafattır. Dünyada alır. Çalışmayan adam sürünür. Dünyada peşin cezasını alır. Ama inandığından dolayı da cenneti gider. Ayrı bir konu. Cebatta da galebedir mükafat. Zehrin ikabı bir maraz zehri içen bir adam ne olur? Ölür. Hemen cezası. Pan zehrin sevabı, ilacın sevabı nedir? Sıhhat. Abi hemen peşin. Doktor reçete yazacak. Dinin ne diye soruyor mu? He? Allah. Tahlilini, tahlilini getir diyor. Tahlilde din var mı hocam? Mezhep var mı? İman var. Ona göre ilaç yazayım. Hayır. Hangi dinden o hangi ırktan olursa olsun ya. Adam tahlile göre ne yapıyor? İlaç yazıyor bak. Ama ahirette hesaplar neye göre olacak? Tahlilleri getirin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Namaz, oruç, abdest neyse. Orada da onlar çıkacak önümüze. <laughs> Bazen iki şeriat evamiri bir yerde beraber müştemidir. Her birine bir cihet. Bazen olur ki Cenab-ı Hak iki şeriatın emrini bir şeyde biriktirir. Hem ibadet olur hem de ne olur? Zenginlik olur, servet olur, sağlık olur. İçki mesela dinen de haramdır. Tıp bende. Aa bak kişi bir arada. Bir adam içkiyi dinen baksa içmese tıp bende kurtuluyor. Değil mi? Bunda incelikler var ama fenni meseleler, ibadetlerdeki sırlı fenni meseleler zamanla inkişaf edeceği için onlar tıbbın gelişmesiyle doğru orantılı. Mesela sabah namazında diyor ki uzmanlar o vakitte camiye gidip gelen bir adamın Ozon terapi merkezlerini kovalamasına ihtiyaç yoktur. Bak ozonunu alıyor. Yeni çıktı bu bak. Bilimsel bir gerçek. Allah niye o vakitte o namaz emretmiş? Bizim sağlığımıza. Dolayısıyla Allah'ın emirleri de esasında arkasında neyi de getiriyor? Fenni de getiriyor. Dünyevi muvaffakiyeti de getiriyor. İkisi bir arada beraber müştemi oluyor. Zehiri içmek hem dinen haram hem tıbben haram bak. Hayatını katledemesin diyor Allah. Zehri kullanma. Tıp da öyle dinde. Yani bir adam Allah'ın emrine göre yaşasa aynı zamanda sağlıklı yaşamış oluyor. Demek tekvini emre itaat ki bir haktır. İtaat olur o emrin isyanındaki bir tavrı batıldır. Bir batıla vesil, vesile olmuş olursa bir hak, Vaktaki galip olsa bir batıla ki olmuş o da vesile hak. Bir vasıta bir hakkın bir batılama mağluptur fakat bizzat değildir. Fıtrat kanunlarına uymakta, teknolojiyi yakalamakta, sanayi devrimini yakalamakta ecnebiler bizi geçtiğinden dolayı. Biz toprağa güvendik. Hayvanın gücüne güvendik değil mi? Topraktan medet bekledik. Onlar ne yaptılar? Demiri çalıştırdılar. Allah'ın demirdeki nimetini anladılar. Demirin gücü, toprağın, hayvanın gücünü fırlattı attı. Bak araban kaç beygir gücünde. Bilen var mı mesela? 160 beygir. Bak 160 beygir. Beygir ne? Katır. 160 beygirin yapacağı işi şu kadar motor yapıyor ya. Demir bu. Bu demir olmasaydı biz bu işleri hangi beygirlerle nasıl yapıp nerede bunları besleyecek arkadaş? Nereye sıkacak bu beygirler? Allah'ın nimetine bak. Demir geldi. Terazi kefesi öyle bir oturdu ki bütün toprağın ve hayvanın gücünü kaldırdı attı. E bunu kim ortaya çıkarttı? Buhar makinası. Cansızı hayat verdiler. Ecnebiler. Biz orada o sanayi devrimini yakalayamadık. Maalesef toprakla hayvanla meşgul olu ola onlar bizi fersah fersah geçti. Üstad ne diyor? Biz de onları geçeceğiz. Onlar demire bindi yolda bizi geçti. Şimendifere yani. Onu Biz de balona binip Terakki de onları geri bırakacağız inşallah diyor. Devir teslim olacak bir gün. Çalışacağız. Demek el hakkı ya'lu bizzat demektir. Bizzat demek ki fıtrat kanunlarına uymak, çalışmak, karşıdaki tembelliği, ataleti yeniyor. Hem akıbet murattır, kaydı haysiyet maksuttur. Dördüncü nokta şudur. Bir nokta daha kaldı. Bir hak bir kuvve kalmış veya kuvvetsiz kalmış. Ya mahluktur, karışık, hem mahşuş. Ona da bir inkişaf ya bir taze kuvvet vermek lazım gelmiştir. Bir hak bir kuvvet kalmış suhur etmiyor. Ortaya çıkmıyorsa, oluyor bak. Allah bazen batılına musallat eder, hakkı oradan söküp alır. Bazen batılın galebesi hakkın temayüzüne sebebiyet verir. Müslümanlar bir araya gelmiyor mu? Allah bir zalimi bir yere musallat eder, o mazlumları masumlar rahmetini alır. Bizim ittifakımızın temelini oluşturur. Oradan bir hakikat çıkar. Mesela bir talebede yetenek kabiliyet gizliyse doktorluk, mühendislik, avukatlık vesaire, bilgisayarlık. Ona bir şey musallat ederiz. Neyi? Zayıf notları. Zayıf notlar ona musallat oldu mu? Kalma tehlikesiyle büt mü diyorsunuz? Bütünleme yakalama. Tehlikesiyle yeteneğini geliştirir. Ondaki tıp hakikati uzmanlık hakikati ortaya çıkar. Neyle çıkar? Yani zararlının karşı tarafın arada bir üstün gelmesiyle çıkar. Her zaman kazanç olsa, hiç kesat olmasa uyanık tüccar kalmaz ki. Bazen de zarar olacak ki. Zarar sermayeye galip gelecek ki bazen veya kara uyanık olsunlar da ticaret şartlarını, rekabet koşullarına dikkat etsinler. Değil mi? Mesleklerini geliştirsinler ya. Sağlıkları güçlendiren nedir? Hastalıklardır. Çekin hastalıkları yani aşılama işini hepimiz ne oluruz? Sağlığımızı ayakta tutamayız. İmmün sistemi neyle gelişir? Hastalıklarla gelişir bak. Habire insanlara ne yaptık? Az dozajda korona verdik ki vücut alışsın da geldiğinde ondan savaşsın diye aşılar budur. İnsanın sağlığının güçlüğü hastalığı müdahalesiyledir. Şeytanı çek. Ne ticaret, ne sanat, ne ibadet, ne fazilet, ne kemalat, ne ilim. Hiçbir şey kalmaz. Bak şeytan bir de fazla galebe ediyor. 8 milyarın çoğu onun. Bir buçuk milyar hakikat olarak ortaya çıkacaksa 8 milyarın onun olması önemli değil. Niye? O hakkatın çıkması önemli. Bir daha baktığınızda ne görürsünüz? Taş toprak. Orada elmas var mıdır? Altın, gümüş, bakır, o oh, çay, madenler. Neyle çıkar bu ortaya? Dağ dağılır. Hallaç gibi atılır, imbiklerden geçirilir, bagerlerle deşilir. Bakın arkadaşlar. Sonra ateşlerden kimyevi muamelelerden geçirilir. Sonra madenler ayrılmaya başlar. Elmas az olur altın biraz daha çok olur. Derken en fazla cüruf, kül değil mi? Ortaya çıkar. Ne kadar çok olursa olsun onlardan ayrılan madenler kıymetinde değildir. O madenler ortaya çıkması için dağı hallaç gibi atmak, dağıtmak, ateşlerden geçirip imbiklerden süzmek lazım. Allah da doğru adamı, doğru iddia İslam'ı, iyi Müslümanları, iyi devlet adamlarını çıkartmak için ne yapıyor? İmbiklerden geçiriyor. Allah gibi atıyor bak. Burada Allah'ın muradı var. Madem rahmet sahibidir, hikmet sahibidir, şefkat sahibidir, sonucuna bakın. Yolda boğulmayın. Sonunu seyreleyin. O ne ilerse güzel iler. Evet. Mühezzet ve müzehep yapmak için muvakkat batılona musallat. Muhakkaten batıl batılona musallat olur ki ta sebiki hak ne miktar lüzum vardı? hakkın gelişmesi, hakkın galebesi için Allah yol verecek ona. Adam ringte bir defa boks tutmak için, kazanmak için kaç defa yumruk yiyip ağzını burnunu kırdırıyor ya. Antrenmanlarda değil mi? Niye bir defa yani, ipi göğüsleyip altın kemer almak için ne kadar adam imtihandan geçiyor ya. Hepimiz öyleyiz. Tamam mahz ve halis çıksın. Mebadide Dünyada batıl etse galebe fakat kazanmaz harbi. Dünyada ne kadar ehli dalalet bize tasallut da ise, muhalefet de ise, galip de olsa harbi kazanamaz. Niye? Akıbetül muttakin ona vurur bir darbe. Akıbet kimindir? İnananlarındır. Dünyada olmazsa ahiret. Ama istiyoruz ki dünyada da bizim olsun. Ahirette değil, dünyada da güzel dinimizin güzel özelliklerle biz dünyayı idare edebiliriz. Selçuklilerde ecdadımızda olduğu gibi. İşte batıl mağluptur. Er hakkı yalı, hak üstündür. Sırrı onu çarpar ikaba. İşte hak da galiptir. Gel bir aşır oku. Sen hafızdın da. Sen sen. Değil misin? Acaba. Hadi سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم